21 Mayıs Perşembe günü İsa Mesih'in göğe yükselişi bayramı, Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Saak Maşalyan'ın sunduğu kutsal sunu ayini ile kutlandı. 21 Mayıs Perşembe günü Ermeni Apostolik Kilisesi takviminde yer alan büyük bayramlardan biri olan Rab İsa Mesih'in ölümünün 40. gününde göğe yükselişi bayramı, Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği II. Saak'ın Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde sunduğu kutsal sunu ayini ile kutlandı. Normal şartlarda tüm kiliselerde kutsal sunu ayinleriyle coşku içinde kutlanan bu bayram, bu yılki koronavirüs önlemleri sebebiyle sadece ana kilisedeki ayinle gerçekleştirildi. Patrik II. Saak'ın sunaktaki yardımcılıklarını başrahip Tatul Anuşyan ve üst rahip Yeişe Uçkunyan yaparken, patriklik makamına bağlı bazı rahipler, pederler ve okuyucular da hazır bulundu. Ayin aynı zamanda patrikhaneye ait Facebook sayfasından canlı yayınla halka aktarıldı. Ayin sonunda Kadasetli Patrik II. Saak Ermenice ve Türkçe olarak iki ayrı vaaz verdi. Patrik II. Saak Hazretleri, Hampar Sum Yortusu mesajında yortunun Hristiyanlık için ne anlam ifade ettiğini hatırlattı. İsa Mesih'in öğrencilerine ve binlere dokunan sözleri, göğe yükseliş sonrası kutsal ruhun da esiniyle milyonlara ulaştı. Dolayısıyla bu yortu, düşüncelerimizi Tanrı'ya odaklamak ve onun gibi ruhen yükselme fırsatıdır dedi. Vaazın ardından tüm Ermeni toplumunun bayramını kutlayan Patrik II. Saak, ayrıca 7 Kule Sur Pırgıç Ermeni Hastanesi'nin kuruluş yıl dönümü olduğu için de geleneksel olarak 7 Kule Sur Pırgıç Ermeni Hastanesi Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu da tebrik etti. Göğe çıktığınız, gördüğünüz bu İsa aynen geri gelecektir. Öyle ki öğrencileri sevinçle geri döndüler ve İsa'nın vaat ettiği kutsal ruhu beklemeye başladılar. Biz bedendeyiz ve başka bir varoluş tanımadık. Bedenle o kadar özdeşleşmişiz ki başka türlü bir varoluş bizim aklımıza yatmıyor. Ne mutlu isimleri hayat kitabında yazılmış olanlara. Çünkü onlar kuzunun bulunduğu yerde bulunacaklar. Onun ardından gidecekler, beyazlar giymiş olarak. Göksel Yeruşalim'in inci kapılarından geçecekler. Yedi Kule Sur Pırgıç, Asgayin hastanemizin yıl dönümü. 1832'de kurulmuş, neredeyse 200 yıla yakın bir hizmet hayatı olan İstanbul Ermenilerinin göz bebeği, en değerli kurumumuz. Hizmet vermeye devam ediyor, hizmetlerini artırıyor. Özellikle bu pandemi döneminde gösterdiği yararlılıklar göz doldurdu. Tanrı'ya şükrediyoruz ki böyle bir hastanemiz var. Maalesef bugün onun yıl dönümünü geleneksel yemekle kutlayamıyoruz. Ama ben buradan Süpürgiç Hastanemizi, yönetim kurulunu Sayın Başkan Bedros Şirinoğlu şahsında kutluyorum.